Selamlar. Bugün konuşacağımız film Naim Süleymanoğlu'nun filmi. Cepherkül'ü Naim Süleymanoğlu diye çıktı piyasaya. Film daha çıkmadan filmden çok yapımcısı üzerine konuşuldu. Yapımcısı Mustafa Uslu biliyorsunuz bundan daha önce Ayla, Çiçero, Müslüm ve Türk İşi Dondurma gibi filmleri çekmişti. Ve bu insanı biraz düşündürtüyordu. Acaba bu adam sürekli böyle biyografi filmler çekerek mi hayatını devam edecek diye. Aslında bu iyi bir şeydi. Çünkü biyografi filmler izlemeyi ben seviyorum ve Türkiye'yi tanıtması açısından da iyi oluyor. Aynı zamanda yüksek prodüksiyonlu filmler oldukları için bunlar sinemamızı geliştiren bir noktaya da getiriyordu. Ama bir yandan da bu durumu kendi kendime sorguluyordum. Acaba bu bir şans eseri miydi? Yoksa Mustafa Uslu'nun bilerek yöneldiği bir durum muydu? Sonuçta adamın daha önce yapımcı olduğu filmlerden biri Bekar Bekir. Sonrasında 2017 yılında Aile'yi çekiyor ve Aile inanılmaz ses getirdikten sonra hayatına böyle devam etmeyi mi seçiyor acaba diye kendi kendime sorguladım. Adam sonrasında tabii Marvel Cinematic Universe gibi kendisine biyografi evreni kurdu ve bu şekilde devam ediyor. Bakalım böyle daha nereye kadar devam edecek. Yapımcının bu kadar çok göz önünde olduğu filmlerde haliyle insan yönetmenleri kaçırıyor. Ben mesela normalde filmlerin yönetmenini tek tek bilirken bu adamın çektiği filmlerin tamamına gidip yönetmenlerin hiçbirini hatırlamaz vaziyetteyim. Tabi oyuncular falan akılda kalıyor. Buradan prodüksiyon meselesine bağlamak istiyorum. Adamın gerçekten iyi paralar harcadığı, güzel prodüksiyonlar kurduğu, kurdurttuğu ortada. Yani belli bir kalitenin üstünde filmler izleyeceğimizi bilerek gidiyoruz artık bu adamın sinemalarına. Bazıları tarafından bu filmler çok dramatik bulunarak gömülüyor ve eleştiriliyor. Buna da bir noktada katılıyorum. Çünkü Türkiye'de Türk sineması olarak bu drama işini pek beceremediğimizi söyleyebiliriz. Türkiye'de drama işi nasıl işliyor? Karşılıklı anne ve çocuk düşünün. Çocuk anneye doğru koşuyor böyle ağır çekimde. O sırada arkadan çok dramatik bir müzik giriyor. Tam sarılacakları sırada müzik inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Sarılıp birbirine ağlıyorlar. Yahut yine bu adamın yapımcısı olduğu filmlerde çokça gördüğümüz gibi bir başarı yaşanacak olduğu zamanlarda böyle halkın yüzüne odaklanıyor ve yine müzik yükseliyor ve bizi bir dramaya sürüklüyor. Dünya sinemasında da bu tarz çok saçma örnekler var fakat bu tarz örneklerin çoğalması sinema açısından kötü oluyor. Yani bu drama işinin bir noktada çözülmesi gerekiyor ve çözüldükten sonra daha iyi işler çıkacağı, daha gerçekçi işler çıkacağına eminim. Naim Süleymanoğlu filminde Naim Süleymanoğlu'nun gençlik yıllarına can veren Hayat Van Ek daha önce karşımıza Daha filmiyle çıktı. Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı bir filmdi Daha ve Ahmet Mümtaz Taylan'la birlikte oynamıştı çocuk. O günden itibaren bu oyuncunun oyunculuk kapasitesinin herkes farkına vardı ve dahasının da geleceğini umuyorum ki Naim Süleymanoğlu da bu iyi oyunculuklardan biriydi. Fakat bazı noktalarda böyle sanki oyuncuyu böyle zorlamışlar gibi geldi. Mesela ağlama sahneleri vardı işte birkaç tane filmin içinde. Oyuncunun gözünün içine bakıyorum böyle. Sanki o sahneyi canlandırmadan önce gitmiş ve yönetmene şey demiş gibi geldi böyle. Ya bu sahneyi yapmasak olmaz mı? Hani bu kısmı değiştirebilir miyiz yahut bunu hiç koymayalım gibisinden şeyler demiş gibi geldi. Çünkü Daha filminde karşılaştığımız rol o kadar gerçekçi ve hayatın içinden, kıyısı köşesinden bir yerlerden bir karakterdi ki bu filmde öyle ekstra dramatize edilmiş sahnelerde çocuğun sahte bir rol yaptığını düşünmeme sebep oluyordu bu. Çocuğa Yetkin Dikinciler ve Gürkan Uygun gibi kişiler eşlik ediyordu. Haliyle onlar da filmi zenginleştiriyordu. Filme gitmeden önce filmin eleştirilerine bol bol baktım. Bu eleştirilerin geneli müzik ve ses tasarımıyla alakalıydı. Filme gitmeden önce eleştirileri okurum ama filmi izlerken bu eleştirilere çok kulak asmam. Ona rağmen bu filmde gerçekten ses tasarımı konusunda epey bocalama sezdim. Ki öyle çok iyi müzik kulağı olan bir insan da değilim. Bence bütün sinema severler bu filmde bazı şeylerin, en azından ses odaklı şeylerin yanlış gittiğini anlayacaklardır. Filmin içinde işlenen konulardan da biraz bahsetmek istiyorum. Film genel anlamıyla Naim Süleymanoğlu'nun 90'lı yıllara kadar olan hayat hikayesini içeriyor. Filmin ilk çeyreğinde daha Naim'in çocukluk yıllarını izliyoruz. Daha sonrasında sporda gelişimi ve aldığı madalyalara kadar gidiyor bu olay. Ve Naim'in bu kadar başarılı olmasının arkasındaki hırs kaynağını da filmin içinde öğreniyoruz. Filmin vurguladığı bir noktada Bulgarların yani o dönemin Sovyetlerinin Türklere uyguladığı zulümler. Bu zulümlere bir örnek vermek gerekirse Naim Süleymanoğlu'nun adının Naum Şolomanov diyerek değiştirilmesi olabilir. Hatta bir örnek daha vereyim. Mezar taşlarının dahi isimlerini değiştirmeye çalışmış Bulgar hükümeti. Yani o bölgede Türkleri tamamen kimliksizleştirmeye çalışmışlar.
Bu işte biraz halkın halka zulmü oluyor ve dünyanın neresinde olursanız olun illaki karşınıza çıkıyor. Benim halkım yapmaz yahut benim halkım tarih boyunca böyle bir şey yapmadı diyecek tek bir insan bile tanımıyorum. Eğer öyle bir insan varsa sanırım o insan ekstrem cahil bir insandır. Fakat biz insanoğlu olarak, yani insanlık bilincindeki insanlar olarak buna karşı durmayı da bilmeli ve öğütler vereceksek bu konuda öğütler vermeliyiz. Sonuçta hiçbir insan bir diğerinden daha fazla yaşama hakkına sahip değil yahut biri birinden daha az yaşama hakkına sahip değil. Nasıl Türklerin Çin'de gördüğü zulüme üzülüyorsak başka coğrafyalarda başka insanların, başka milletler tarafından ezilmesine de üzülmemiz gerekiyor. Tabii ki bazı şeylere bu toprağın bilinciyle yaklaşmak gerekiyor. Sonuçta damarlarımızda Anadolu'nun kanı akıyor. Bu yüzden de biraz aidiyet hissetmemiz gerekiyor. Bir yandan bu toprakların kültürünü iyi korumak, müdafaa etmek, muhafaza etmek gerekirken bir yandan da dünyaya gözümüzü çevirmeli ve aynı Nazım'ın yaptığı gibi bütün gerçekleri gün yüzüne çıkarmalıyız. Film hakkında spoiler içeren herhangi bir şey söylemeyeceğim. Zaten Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi herkes tarafından bilinen bir hikaye. Daha doğrusu gözlerimizin önünde yaşanmış bir hikaye. Büyükler daha iyi bilecektir tabii ki bunları. Naim Süleymanoğlu gerek olimpiyatlarda gerek dünya çapında bize dolu dolu altın madalyalar kazanmış iyi bir spor insanıdır. Bu filmi ben açıkçası beğendim. Fakat o dramalar atılsa çok daha iyi bir film olabilirmiş. Film hakkında benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.